Herkese merhabalar. Türkiye'nin tek seferde en yüksek tutarlı kitle fonlaması yatırım turunun kutlama yayınına hoş geldiniz. Çok özel bir yatırım turu oldu. Muhammed Bey ve Stratemist ekibi canla başla çalıştı. Önce hazırlık kısmında, sonra yatırım turunda. Dop dolu bir yatırım turuydu. Ne düşünüyorsun abi? Gerçekten benim için de heyecan vericiydi Deniz. Dediğin gibi tek seferde şu ana kadar en fazla topladığımız fon 10 milyon 195'ti biliyorsun Sequify ID'de. Ama aktardığımız 6 milyon küsürdü. Tabii onun iki katından fazlasına ulaştırmıştık şu anda. Bu bence memnuniyet verici. Kitle fonlamasının hem yatırımcı tarafının hem girişimci tarafının büyüdüğünü görüyoruz. Kesinlikle. Finansmanın daha büyük rakamlarla aktarıldığını görüyoruz. 20 milyon üst sınır biliyorsun var yasa gereği, mevzuat gereği. Bunun da zorlamaya devam edeceğiz. 300 bin lirayla başladık. Kesinlikle. 2021 Mayıs ayında 300 bin lira. Daha sonra da 300 bin adım 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 şimdi 13 milyonun üzerinde bir fonlamayı tek seferde bir giriş şirketine aktarmış olacağız. Bence bütün yatırımcıların, girişimcilerin ve elbette sizlerin büyük başarısı. Kesinlikle. Yani biz o 300 binleri görürken bile hani ne kadar büyük heyecan duyuyorduk. O Doğru. ilk 1 milyondaki heyecanımı zaten hiç Evet, şu anda da yaşıyoruz aslında o unutmuyorum. heyecanı. Kesinlikle. Yani şu an 13 milyonluk bir fonlamayı tamamlayabilmek gerçekten büyük bir gurur bizim için. Çok nitelikli ve bugüne kadar birçok başarı elde etmiş bir girişimdi Stratemix. Kendileriyle belki de en çok zorladığımız girişim. Ben onu da altını çizmek isterim. Yani sen Kesinlikle. biliyorsun zaten bir tam gün Bence Konya'ya anlat. gidip Süreci değil mi? anlat bence. Başından bir özet Şöyle, ver ya. aynen. Şöyle başlayayım. Muhammed Bey de gelince teyit eder. İlk biz girişimcilerimize toplu bir bilgilendirme eğitimleri yapıyoruz ilk başvurular geldiğinde. Ve Muhammed Bey, herkesin kamerası kapalıyken tek kamerası açık Muhammed Bey'di. Ve etrafında Stratemix'in ürünleri işte sağında, solunda, kucağında böyle değişik bir tabloyla karşıladı beni. Yani ben de bir yandan sunum yapmaya çalışıyorum, soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Bir gözümde hep Muhammed Bey'deydi. Yani benim için de orijinal bir deneyimdi. Sonrasında işi anlamaya çalıştık. Çünkü bugüne kadarki projelerden farklı bir projeydi. Neler yapıyorlar, bugüne kadar nasıl ilerlemişler, gelecek hayalleri, hedefleri, vizyonları ne? Onu anlamaya çalıştık. Ve neredeyse bir daha fiziksel görüşmeden 5'e yakın görüşme yaptık kendisiyle. Ve uzun uzun görüşmeler. Çünkü Muhammed Bey biliyorsunuz hikaye anlatmayı da çok seviyor. Bitmiyor Onu, sözü. aynen. Sözü bitmiyor. Onun hikayelerini de çok güzel dinledik. Sonrasında biz onun yerini görmeye, üretim tesisini, ekibini tanımaya Konya'ya gittik. Hatta ben Hakan abiden tam gün tüm girişimci ilişkileri gidiyor diye bir haber verdim. O da şaşırdı yani bu kadar fırsat ne gördünüz Evet. işte tam gün mü ayıracaksınız gibi. Ama biz inanmıştık Ama kendisine. sonradan öğrendim asıl Aynen. etli pide için gitmiş oraya. Ekmek Onun da ekmek payı için var gitmiş. tabii. Ya Muhammed Bey çok güzel bir yemek ısmarlamıştı bize sağ olsun. Fırın kebabı. Sadece etli Wow. ekmek de değil. Çok güzel. Hem üretim tesisini gezdik, hem ekibini tanıdık. Sağ olsun bütün ekibini davet etmişti o gün bizim için. Onlar da tam gün katıldı yani. Velhasıl kelam güzel bir hazırlık süreci oldu. Sonra Hakan Bey'le sohbet etmeye Ankara'ya davet ettik kendisini. 4 saat falan oldu herhalde değil mi Evet. abi? Uzun bir görüşme yapmıştık. Ama orada detayları vermeyeceğim Tabii. tabii. orada çok detay vermeyelim. Böyle güzel bir hazırlık süreci sonrasında kendilerini yatırım turuna kabul ettik. Ve hazırlık sürecine yani pazarlama tarafına başladık. İşte videolar, tanıtım materyalleri ve bizim için şu da çok kıymetliydi. Reklam ve tasarım ajansımız Magna Marin'in resmi olarak çalıştığı ilk Girişim kampanyaydı. şirketiydi. Bence bu da çok Evet. kıymetli. Kesinlikle çok Yani kıymetli. Türkiye'nin en büyük yatırım turunda kitle fonlaması odağında Magna Marin'de yerini almış oldu. Ve bence çok güzel bir tanıtım süreci geçirdiler. Stratemix'in karakterini çok güzel yerlerde kullandılar. Paylaşımları çok anlık bir şekilde yatırımcılarını hiç üzmeden ve onları bilgiye de boğmadan çok iyi yönettiler. Muhammed Bey'i de biraz dizginlediler. Evet. Yani en önemli konulardan bir tanesi oydu. Yani şöyle düşünün. Hani biz çalışmaktan hiçbir zaman gocunmadık ve çok çalışkan bir ekibiz. Yani birçok girişimciye göre de daha çok çalışıyoruz bence. %95'ine göre. Ama Muhammed belki bizden fazla çalışıyor olabilir. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Kabul ediyorsun. Bunu kabul edebilirim. Yani o işte gece 3'lerde arar, sabah 7'de arar. Yani aradaki 4 saatte bilmiyorum ne yapıyor. Beni aramadı ama çalışıyordur kesin mutlaka. Yani böyle çok enerjik, dolu dolu bir yatırım turuydu. Sonlara doğru da başarıyla tamamlandı. Ben biraz rakam da vereyim sonra Muhammed Bey'i davet Olur. edelim Tabii izninizle. ki. 13 milyon 202 bin 503 TL'lik bir yatırım turu gerçekleştirdik. Burada birkaç rekor da var. Mesela
tek kalemde en yüksek kurumsal yatırım. 1,5 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. 14 tane kurumsal 4 milyon 405 bin TL yatırım yapmış. Hem tutarda hem de aslında kurumsal sayısında da bir rekor. Aynen. 14 kurumsal 4 milyon 405 bin çok güzel bir rakam bence. Bu bizim özellikle girişim şirketlerinin finansmanında kurumsalların da artık yer alabildiğini göstermesi açısından da çok kıymetli aslında. Ya bir de içlerinden birçoğu işbirliği yapıyordu, müşteri olarak kullanıyorlardı. O Stratemix'i başka yerlere götürme konusunda da çok motivelerdi. Yani bu yatırımı sadece para vermiş gibi görmemek lazım. Örnek vereyim, işte en yüksek tutarı yapan Hulu kooperatifi mülakat aşaması, yani görüşme aşamasında böyle durduk yere Muhammed Bey direkt aradı. Şimdi sizi Hulu ile konuşturayım diye. 15 dakika Stratemix'e nasıl çalıştıklarını daha hazırlık aşamasında aslında bile. Aslında Muhammed Bey sayesinde girişimcilik ekosistemine hiç tahmin etmediğimiz bir kurumsal yatırımcı kesimi de dahil olmuş oldu. Ben bundan sonra onların yatırımlarında devam edeceğini düşünüyorum. Başladılar. Ben daha dün gördüm. Muhammed Bey kendi grubunda diğer yatırım turlarının özetlerini yapıp buna da katılabilirsiniz diye yönlendirme yapıyor. Yani incelesinler diye. Yani çok kıymetli bizim için. Ne yapalım artık? Yani az solistimizi çağıralım. çağıralım. Muhammed Bey alabiliriz artık. O kadar övdük. Evet, Muhammed Bey geliyor arkadaşlar. O geliyor. Yalnız yine demin söylediğin sahneyle gelecek bence. Değil mi? Elinde, sağında, solunda, her yerinde. Bu arada kendi sahnede anladığım kadarıyla. Gelecek ki geldi. Muhammed merhabalar. Hepinize merhabalar. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Nasılsın? Şimdi demin bir sürü dedikodu yaptık senin. O dedikoduların içerisinde şu anki sahneyi tarif etti. Dedi ki bütün ürünleri sağında solunda her yerde olacak. Yani. Bence girişimine sahip çıkmak söylemesi gerek. Kısları senin. Hakan abi seni duyamıyorum. Burada müzik açtılar. Duman falan da vereceklermiş galiba. İyi, o zaman bekleriz biz. Hadi bekleyelim biz. Evet. Siz seremoninizi yapın. Evet. Senin sesin iyi geliyor. Bu his konusunu ısrarla yatırımcılar istedi. Biz de onları kırmamak için sana söyledik. Dolayısıyla Stratemix'in o duman jeneratörü şu anda çalışıyor ve girişimcimizin böyle arkasında bir fon oluşturuyor. Neyse, artık konuşmaya başlayalım. Biraz kızsınlar. Hakan Bey, kızlar da maaşa katılmak istiyorlarmış. Tabii ki. Buyursunlar efendim. Evet. 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 Der üretirsek her üretirsek her özel bir yayın. Muhammed geldi geçti. M-Ö-M-S Muhammed öncesi Muhammed sonrası olabilir. Bunlar benim kızlarım. Hakan Bey küçük kızlarım. Evet. Videolardan tabii. Allah eyvallah. Siddet Marşı'nı da çok seviyorlar. Biz marşta bir düzenleme de yaptık. İnşallah yatırımcılarımız da çok sevecekler bundan sonra. Marşımızın bildiğiniz gibi ana teması haydi üretelim, Türkiye'yi büyütelim ve üretmeden olmaz. Muhammed, söz sende. Ben enişten rol çalayım. Bir anlat bakalım bu süreci nasıl yaşadık? Senin pencerenden neler oldu 60 günde? Hakan Bey, Fatih Hocam hatta trende. Telefonu da belki birazdan çekmeye edebilir. Müsaadeniz olursa bir dakika selamlamasını, Fatih Hocam'ın selamlamasını alma imkanımız olursa eğer. Tabii ki çok tamam. Belki çekmediği bir yere girebilir. Mikrofonu kapalı şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet mikrofonumu açtım. herkese merhabalar. Bugün orada olmadığım için çok üzgünüm. Bir görev dolayısıyla Gebze'deydim. Şu anda Konya geri dönüyorum, trendeyim. Hakan Bey merhabalar. Herkese merhabalar. Sesiniz gelmiyor şu an. Gelmiyor mu sesin? Ben alıyorum. Daha iyi şimdi. Evet, tamam. Tamam. Hocam mı? Biraz geri evet, çekilin. Tüm yüzünüzü görelim. Tamam. Tamam. Ses gelmediği için yaklaştırdım. Daha iyi şimdi. Tabii 60 gün Muhammed Bey çok çalıştı. Tabii 60 günden önce tabii bunun evveliyatı vardı. Evvelde çok çalıştı.
Ama 60 gün boyunca da sürekli bizi aradı. Efendime söyleyeyim, bilgi sahibi bilgilendirdi. Takip ettik. Biz de heyecanla takip ettik. Misafirliğin şu hakkımızı alalım. Güzel bir başarı elde etti. Biz çok mutluyuz. Yani bizim ya. Böyle büyük yatırmanın ilk girişimcimiz Muhammed Bey. Ben tebrik ediyorum. Ve bunun devamının gelmesini diliyorum. Yani bütün bizim teknoparkımıza, bütün teknoparklardaki bu tür yatırımcılara, teknolojik yatırımcılara yatırım yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği burada. Türkiye'nin geleceği inovasyonda, teknolojide, Türkiye'nin geleceği birlikte olmakta. Dolayısıyla güzel bir örnek oluşturduk. Ben tekrar Barış Bey'i tebrik ediyorum. Hakan Bey, sizin katkılarınızı, bu başarıya katkısı olan herkesi de tebrik ediyorum. Katılan herkesi de saygıyla selamlıyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten söyledikleriniz çok kıymetli. Biz bundan sonra inşallah Konya'dan çok daha fazla girişimi finansmanla buluşturmak üzere bekliyoruz. İnşallah ben de yatırımcı oldum Muhammed Bey'e. Artık biz de bundan sonra devam edeceğiz. Öyle görünüyor. İnşallah. Her hayırlı zaman olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Çok var olun. En başından beri bize inandınız. Bir girişimci için o ilk başta, en başta inanılma noktası çok önemli. Çünkü bütün potansiyelini gösterebilmesi buna bağlı. Eğer o inanç olmazsa, o başlangıç yapılmazsa, girişimcinin içerisindeki potansiyel ne olursa olsun gösterme imkanını kazanamamış oluyor. Hem sizin hem Hakan Bey'lerin bu anlamda her iki ayrı platformda bu inancı bizim yolumuzu açtı aslında. Ama değişmedi. Başından beri aynı heyecanla gidiyorsunuz. Belki daha da arttı yani. Evet. İnşallah da kaybolmaz. Size iyi yolculuklar dileriz hocam. Gönülden tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bence Muhammed'i konuştur biraz. Evet, bir ısınıyor, heyecanlı mı gideriyor bilmiyorum. Evet. Her şimdi zaman Muhammed Bey. Bugün farklı. Burada kalabalığız. Birçok hem Innopark'tan katılımcılarımız var, hem yatırımcılarımızdan katılımcılarımız var. Oldukça kalabalık bir kokteyl havasında bu program düzenlendi. Selamlar. Eyvallah. Onların da sizlere selamları var. İsterseniz soru cevap gidelim, çünkü ben programın son 5 dakikasında sizden söz isteyeceğim. Söyleyeceklerim var çünkü yatırımcılarımıza. Bilmiyorum. Ama oraya kadar sorularınız varsa onları önden cevaplandırabilirim. Zaten o 5 dakika 50 dakika olacaktır yani. Bize fon bulucu ile tanışmanızdan bugüne kadarki süreci en özet haliyle anlatır mısınız? Tek soru, tek cevap. Evet. Tamam. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar, paya dayalı kitlesel fonlama sistemi. Ben bir girişimciyim ve bir girişimci olarak benim en büyük problemim yatırıma ulaşmak, yatırımcıya ulaşmak. Yatırımcıların bize inanması çok güç oluyor. Türkiye'de aslında girişimci problemi yok, yatırımcı problemi var. Her zaman söylüyorum. Bundan dolayı biz bize inanan ve bize güvenen, bizim girişimimizi büyütebilecek miktarda yatırım yapacak yatırımcılara ulaşamıyorduk. Ulaşmakta zorluk çekiyorduk, kendimizi anlatmakta zorluk çekiyorduk. Bu bağlamda paya dayalı kitlesel fonlama sistemi bizim önümüzü açan muhteşem bir sistem oldu. Benim bu sistemden haberim yoktu ama şöyle diyordum. Keşke şöyle bir sistem olsa. Muhasebecimizi, mali müşavirimizi sürekli sıkıştırıyordum. Diyordum ki biz bu şirketi kaç milyon paya bölebiliriz? İnsanlar 1 lirayla 5 lirayla bize ortak olsunlar. İşte madem birkaç yatırımcıdan bu parayı toplayamıyoruz, böyle yapalım filan. İşte hocam ya da Muhammed Bey şey el vermiyor. İşte kanunlar buna, yönetmelikler buna el vermiyor. Yeterli değil filan diyordu bize sürekli. Ta ki biz bu paya dayalı kişisel fonlama sistemini duyuncaya kadar duyduk. İşte bu dedik yani. İşte bu. Bizim önümüzü açacak sistem buydu çünkü. Ve kendimizi hazırladık buraya müracaat etmek için. Biz de bu sistemden şöyle haberdar olduk. Innopark'ta bir demo day düzenlenmişti. Biz demo day'lerinin içine katılıyorduk projemizi anlatmak için. Burada katıldık, anlattık. Oradan bir ziyaretçi bize fon bulucudan, bu sistemden ve fon bulucudan bahsetti. Hiç vakit kaybetmedik. Hemen ondan işte nasıl müracaat edebiliriz? Eyvallah. Hiç vakit kaybetmedik. Müracaatımızı yaptık. Bizim müracaatımız yani şöyle, fon bulucunun müracaat aşamasındaki belge doldurma alanı çok detaylı. Çok fazla detaylı. Biz de çok detaycıyız. Oradaki detaylı formlar bizimle detaycılığımız birleşince artık şöyle oldu. Bilgisayar, tam online dolduruyoruz ya bunu. Sistem şeyi kaldırmıyorlar. Veriyi kaldırmıyordu. Yani onların çoğu biliyorsun değil mi? Evet. Çoğu silinmiş vaziyeti bu vaziyet. Hakan Bey, daha şöyle
sistem kaldırmıyor ya, dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Bir göçüyor, baştan bir daha alıyoruz. Bir daha bizim öyle bir süreç yaşadık yani. Ben saatlerce kilitlendim onu doldurmak için. Sistem güzel, kaldırmıyor. Bir rakam yazıyorum, bekliyorum. Ben yazdım da bilgisayarın haberi yok. Bekliyorum. İşte 30-35 saniye sonra yazıyor oraya. Böyle doldu yani veriler falan. Ama Muhammed sonra... Bey, burada çok kısa araya gireyim. Yani bir şirketin de 99 tane gelir modeli olmaz yani. Şey, evet. bizim iş alanımızın, işte böyle herkese ve her yere hitap edişinin sonucuydu o. Muhammed, o yüzden hani, burada bir şey efendim, söylemem lazım. Buyurun abi. Şimdi tabii senin başvurduğunla kampanyaya çıkış arasındaki farkı yatırımcılar bilmiyor. Evet. Ama ben bunu doğru söyledikten sonra onlar tahmin edecek şimdi ne olduğunu. Aynı şekilde fonlamaya başladığın günle fonlamanın tamamlandığı gün arasında ciddi şekilde hem şirkette hem sizde farklılıklar söz konusu. Tabii bunların ki, hepsi tabii iyiye giden farklılıklar anlamında söylüyorum. Bundan okul sonra oldu da fonlamanın size aktarılmasıyla beraber çok daha iyi yerlere gidecek. Dolayısıyla senin belki de girişiminin hayat döngüsü içerisinde 3 ana bölüm olacak, 3 kırılım olacak. Kampanyanın hazırlanması, fonlanması ve sonraki süreç. Dolayısıyla gelişmeye de açık biri olman dolayısıyla burada tekrar tebrik ederim. Eyvallah, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Zaten biz o formların hepsini doldurduktan sonra işte sizler de bize söylediniz. Müşteri anlatır gibi doldurmuştunuz her şeyi. Burada yatırımcılar var falan diye biz bilmiyoruz ki. Biz hep müşteriye anlattık şimdiye kadar. Yani ürünü anlatıyoruz. Ürünün o doluluğunu, altının doluluğunu, farklılığını falan anlatıyoruz. Tabii işin içinde yatırımcılar kısmını biz göz ardı bilmiyorduk. Bize fon bulucu süreci bu 60 gün gerçekten mükemmel bir okul oldu. Bugün cebimde para imkanı olsa, hani parayla alakalı çok problemim olmasa, bana deseler ki böyle bir okul var, 60 gün boyunca sen bu okula gideceksin, orada gerçek yatırımcılar, insanlar, kişiler var, işte o gerçek bir model oluşturacağız, stüdyo gibi, böyle bir süreç yaşayacaksın ve bunun bedeli 500 bin lira deseler ödemeyi kabul ederim. İyi, bu kadar çok şey var. Fiyat belli oldu. Eğitim kesinlikle kaç çok para şey diye düşünüyorduk. Buyurun, ben alt limiti ben belirledim. Güzel oldu. Sağ olun. Kesinlikle çok müthiş bir okul oldu. Çok şey öğrendim. Ben hem sizden hem süreçten. Muhammed Bey, kusura bakmayın. Şimdi estağfurullah, sizin uzun bunlar dinleyelim. Bizi durduramaz zaten. Yani basit bunlar. Aşarız bunları. Daha büyük problemler lazım. Şöyle nasıl aşarızı biraz düşünmek için. Güzel, iyi yaklaşık. Muhammed Bey, yayının zaten çok normal olmasına gerek yoktu bence. Evet, bence de illa özel bir şey olması lazımdı. Devam edelim. Evet. Tamam. Muhammed Bey, özetliyordunuz süreci. Bıraktığınız yerden devam edelim hızlıca. Ben nerede bıraktığımı unuttum. Heyecan, heyecan. En son 60 gün okul olduğunu ve 500 bin deyince siz yayından kopardınız. Bu 60 gün gerçekten bizim için okul oldu. Yatırımcı arkadaşlarımızın, yatırım yapan veya yapmayan, o gruptaki 2600 yatırımcının hepsinden bir şeyler, toplamda çok şey öğrendik. Ve hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Bütün ekibim adına teşekkür ediyorum. Bizim için müthiş bir okuldu. Bundan sonraki sürecimizi şekillendirmek adına da harika deneyimler edindik. O yüzden hiçbirine kırgın değiliz. Hiçbiriyle alakalı bir kırgınlığımız, bir şeyimiz yok. Çok enteresan anlar yaşandı bu süreçte grupta. Başından sonuna kadar. Zaten giriş, gelişme, sonuç gibi bir kompozisyon oluştu ortada. Ama sonuç itibariyle hep beraber bu fonlamayı başardık. Muhammed, ben bir şey öğrenmek istiyorum aslında. Belki bütün birçok yatırımcı da öğrenmek istiyor. Tabii sen de yaşadın bunu 60 gün. Ciddi bir psikolojik savaş var aslında kampanya dediğimiz şeyde. Çünkü yatırımcılar her türlü soru soruyor. Bunun cevabını almak istiyorlar. Tabii ki eleştiriler olabiliyor. Bunlar ister istemez belli dönemlerde motivasyonları bozabiliyor. Sen bununla nasıl başa çıktın? Bununla ilgili de bilgi ver istersen. Diğer girişimciler için de ciddi bir farkındalık olur. Şimdi abi, çok önemli aslında söylediğin. Tabii derinlemesine baktığında insanların bununla başa çıkması için duyarsız olması gerekmiyor. Yani duyarsızlık değil bunun yolu.
Zaten duyarsız bir insan herhangi bir projeye kendisini adayamaz. Bir duyarlılığı olmalı ki kendini adamış olsun. Bu yankı yapıyor olmalı. Bundan dolayı duyarsızlık değil, motivasyon aslında tamamen. Kendini yeniden motive etmeli. Kendini defalarca motive etmeli bir girişimci. O yüzden motivasyon kaynağına ihtiyacı var. Ama herkesin motivasyon kaynağı farklı. Kimi ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmekle alakalı motivasyon kaynağını kendisi için yeterli görür. Kimi insanlar çok para kazandı, çok zengin desin. Kimisi iyi bir arabası olsunu görür. Bizim motivasyon kaynağımız gerçekten bu ülkeye bir değer kazandırmak. Bir ürünü dünyada bu ülkenin adına marka yapmak. Ve nihayetinde bizim için en önemli kısmı da şurası. Bizden sonra gelecek olan girişimcilere herhangi bir alanda isterlerse bir şeyi başarabileceklerini göstermekti. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bizim girişimimiz 1, 2, 3 ürünle veya 3 alanda belki Türkiye'yi yıldızlaştırabilir, Türkiye'ye katkı sağlayabilir. Fakat bizden esinlenen onlarca, yüzlerce genç çok başka alanlarda, başka girişimlerle bu ülkeye katkı sağlayabilir düşüncesiyle hareket ediyorduk. Ve bizim kendimize hep sorduğumuz bir soru vardı. Kolay olsaydı herkes yapardı. Sen de mi pes edeceksin? Sen de mi bırakacaksın? Bu zorluklar seni yıldıracak mı diye. Ve ikinci soru da ardından geliyordu. Sen bırakırsan bu işi kim yapacak? Biz bu işi kim yapacak sorusuna her zaman mümkünse ben cevabını vermek zorundayız diye düşünüyoruz. Çocuklarıma da bunu öğretiyorum. O yüzden Hakan Bey, çok zorlandığımız dönemler oldu. Gerçekten içimizin acıdığı dönemler oldu ama pes etmedik. Hatta Enis Bey biliyor. Bir hafta sonu ben telefonumun çekmediği bir yere gittim. Kaçtım yani Konya'dan. Ve telefonumun çekmediği bir yerde. Evet. 6 aylık periyotta ilk defa Muhammed Bey'in öyle bir şey yaptığını gördüm. Evet. Kolay, ben kolay de, bir psikoloji. Yani şöyle biliyorsun işte girişimcilerle çalışırken bir yandan arkadaşlık, dostluk da kuruyoruz. Yani işin girişimcilik boyutu bambaşka. Ben gerçekten merak ettim Muhammed Bey'i. Yani evet. Böyle bir direnç, böyle bir mentalite nasıl düştü? İki gün bir de. Evet, bayağı telaşlandım ulaşamayınca. Bunlar son derece normal ama bu Muhammed'in söylediklerine birkaç şey eklemek istiyorum. Muhammed, burada tabii 42 tane girişim fonlandı şu ana kadar Türkiye'de platformumuzda. Bu girişimlerin geriye doğru baktığınız zaman her biri aslında bir mihenk taşı oldu burada. Çünkü her biri aldığı bayrağı bir sonraki kişiye iletmekle beraber onu yükseğe taşıdı. O çıtayı yükseğe taşıdı. Sen de aslında şu anda rekortmen bir girişimcisin. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar aktarılmış en yüksek bedel seninki olacak. Seneyi geçen bir girişim çıkana kadar. Bu nasıl bir hissettiriyor seni aslında? Bunu da öğrenmek isterim. Tabii şimdi başarı aslında müthiş bir adrenalin de pompalıyor insanın vücuduna. Benim şu an sesim az çıkıyor farkındaysanız. Sesim kısık. Bu fonlama döneminde defalarca insanlara projeyi, ürünü anlattığım için sesim kısıldı. Pazartesi'den bu yana çok fazla konuşmuyorum. Biraz kendine geldi. Şu an siz beni biraz daha rahat duyabiliyorsunuz. Ne kadar çile çekerseniz çekin, bu başarı onları unutturabiliyor. Ama aslında önemli olan o çileyi çekerken bu başarı anını hayal edebilmek. Ve bu başarma ruhunu taşımak ve o hedef uğruna çalışmak. Biz zaten kendimizi buna en baştan hazırlamıştık. Biz başaracağız. Biz başaracağız ve bu başarı yayını yapacağız diye. Biz Fon Buluşu'ya Ankara'ya geldiğimizde sizin orada duvarda işte Başaranlar Kulübü var. Başaran firmaların logolarının olduğu şu an arkamızda bölüm var. Ben eşime gösterdim. Dedim ki işte bu, fakat dedim şey bitmiş yani, yer çok az kalmış. Aşağıda da küçük bir kutu kalmış. Orada uzunlar ve kısalar var. O kısaya bizim logo sığmaz ki dedim, yani küçük gözükür dedim. Biz yan duvarı da açtık, merak etme. Sonraki geldiğimde yan duvar açtığınızı gör. Bizde duvar çok. İlk geldiğimizde yoktu yan duvar. Ben eşime bunu dedim ki o küçük alana bizim logomuz küçük kalır. Ya sığmaz ya gözükmez. Biz bunun hesabını, yani biz başaramazsanın çok hesabını güzel. Hiç yapmadık. Biz başarmak zorundayız. Başarmak Muhammed, için de çalışmak zorundayız. Yavaş yavaş da biz tabii gong törenimizi de yapalım. Bütün ekibi de çağıralım. Bütün arkadaşlarımız seni de kutlamak istiyorlar. Gerçekten büyük bir çaba. Gerçekten büyük bir gayret. Tabii burada yatırımcılarımızın haklarını da vermek lazım. Hiç seni yalnız bırakmadılar. Başta ikna olmayan yatırımcılar bile zaman içerisinde ikna oldukları gibi çok büyük destekçilerin olmaya başladılar. Bu da aslında
ön yargılardan uzak girişimciye veya herhangi bir kişiye yaklaşırken biraz daha böyle el vicdanla yaklaşmanın gerektiğini de gösterdi. Bence birçok şeyi hem sen öğrendin, hem biz platform ve çalışanlar olarak öğrendik, hem de yatırımcılar olarak öğrendiler. Bence bütün kampanya kendi içerisinde parça parça bile incelense çok güzel sonuçlar çıkabilir buradan, çok güzel dersler çıkabilir. Şimdi ekibimizi çağıralım buraya, onlar gelsinler. Senin de ekibinin arkada olduğunu görüyorum, Aylin'in arkada olduğunu görüyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Ekibimiz geldi mi? Gong'u kim çalacak? Büşra. Tamam, şöyle gelebilirsiniz sağ olun. Gong'dan sonra bana birkaç dakika verilecek mi? Bu kameradayız herhalde şimdi. Bir kapanış için söz vereceğiz, evet. Tabii tabii, sen konuşacaksın ama şimdi biz önce geleneksel gong törenimizi yapalım. Arkadaşlar ne söylemek isteriz? Hayırlı olsun deriz herhalde. Hayırlı olsun. Bravo. Çalalım. Biraz daha hak ediyor bence. Bence birkaç kere daha hak etti yani. İnşallah hepimize hem tüm yatırımcılarımıza, hem size, hem bizlere, hem ülkemize hayırlı olsun. İnşallah. Bütün ekip sizi kutluyor, sizin ekibi kutluyor. Yatırımcıları kutluyoruz. Ama tabii son söz sende olacak. Enis, onu da sen ver istersen. Ben çok rol çaldım. Ben son sözü almadan önce ekip arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hem ben hem ekip arkadaşlarım bu 60 günlük süreci içerisinde kendilerini çok rahatsız ettik. Fakat bizim motivasyonumuz şuydu. Bu yatırımcıları gezerken de buydu. Biz girişimciyiz, bize düşen bu. Biz ayıp da görseler girişimimizin başarıya ulaşması için gerekli olan her şeyi yapmak zorundayız diye arkadaşlarımı da motive ettim. Onlar da arayın. daha çok işin var. 5 sene beraberiz. Evet, daha yeni başlıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Magna Maria ekibine de çok teşekkür ediyorum. Aynen. Onlardan bu anlamda çok ciddi destekler gördük. Ve kendilerinden faydalandık. Başarıda biraz payları var gibi sanki. Olmaz olur mu? Herkesin payı var. Ve bundan sonra da belki paylar olmaya devam edecek inşallah süreç içerisinde. İnşallah. Ben size söz vermeden çok kısa ekip kültürüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani kurucunun ve diğer insanların aynı dili konuşması çok önemli bence. Muhammed Beyler de cümle yapılana kadar aynı. Evet. Ben Nur Hanım'la konuşurken sanki Muhammed Bey konuşuyormuş gibi hissetmeye başladım. Böyle şey, birkaç kalıbı var onun işte. Evet, çok iyi anlıyorum. Evet, şimdi hemen yapalım. Yani birebir böyle kurum kültürü o kadar yerleşmiş ki. Herkes aynı dili konuşuyor. Yani çok tatlı oldu, çok güzel gerçekten. Daha da büyüyeceğim. Kesinlikle, inşallah. Ben de heyecanlıyım bu arada. Kendim için de ilk yönetim kurulu üyeli olacak. Evet. Kendi şirketim yönetim kurulu başkanıyım ama üye olarak. Aslında senin iki gömlekle buradasın. Evet, aynen öyle. Evet. Rol çalmayayım diye kendimi öyle çıkarmadım. Ben başka zaman o kısımları konuşurum. Son söz sizde Muhammed Bey. Güzel bir kapanış yapacaksınız diye umuyorum. Evet. Belki uzun bir kapanış olabilir. O yüzden izleyici arkadaşlarımızın hepsinden özür diliyorum ama önemli. Çünkü bu program sadece bu program değil. Bu programın kaydı bizim arşivimizde de inşallah tarihi bir kayıt olarak kalacak. Ve salondaki arkadaşlarımın sessizliğiyle ben bütün yatırımcılarımıza buradan birkaç dakika seslenmek istiyorum. Zaten süreçten bahsettik. Biz bu süreçte eğer bir yanlışımız yoksa, varsa düzeltilir zaten, en yüksek miktarda yatırım aktarılan girişim ünvanını almış olduk Türkiye'de. Böyle bir rekor kırdık. En fazla kurumsal yatırımcı yatırım ortalamasına sahip girişim olduk. En yüksek miktarda tek seferde kurumsal yatırımcıdan yatırım alan girişim rekorunu kırdık. En yüksek miktarda toplam kurumsal yatırımcı yatırım alan girişim rekorunu kırdığımızı düşünüyoruz. En yüksek miktarda toplam yatırımcı yatırım ortalamasına sahip girişim. Yani bütün yatırımcılarımızın yatırım ortalamasında Muhammed, yine bir Türkiye rekorlar yapıyorum. Bittiyse buna bir alkış lazım. İnşallah bundan sonra başka rekorları inşallah yeniden kırarız. Şimdi yatırımcılarımıza söylemek istediklerim var benim. Sizlerden çok şey öğrendim. Mutlaka benim yanlışlarım olmuştur. Belki bundan sonra da olacak. Ben insanım ve yanlış yapabilirim. Yanlış yapmaya meyilliyim ama bilerek bir yanlış yapmayacağımızı mutlaka bilmelerini istiyorum. Yaptığımız şeyin yanlış olduğunu anladığımız anda düzelteceğimizi, onun farkında olmadan yaptığımızı, bu bakış açısıyla hareket ettiğimizi hepsinin bilmesini özellikle istiyorum.
Bunu bugün özellikle söylüyorum. Belki fonlama devam ederken söyleseydim çok önem arz etmiyordu ama fonlamamız bitti ve ben bugün bu cümleyi kullanıyorum. Çünkü her şey bitmiş değil. Biz onlarla daha çok uzun yollar yürüyeceğiz. İnşallah borsayı göreceğiz beraber. Bu dönemden sonra da bizim ilk yapacaklarımız bir kere bu firma Muhammed Barış Üçün'ün firması olmaktan çıktı. Bu artık halkın firması ve ben de burada bir çalışanım ve bir ortağım. Bu firmanın sizin gibi ortaklarından birisiyim. Ve bu gözle, bu bakış açısıyla hareket edeceğiz. Profesyonel yönetim kadrosunu oluşturacağız. Yeni rekorlara inşallah birlikte ulaşacağız. Şimdi bundan sonra neler olacak diye merak ediyor insanlar. Temettü dağıtımı, bilinirlik, bulunurluk, talep edilebilirlik ve peşinden de Borsa İstanbul hedefini hep beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlarımızla. İnşallah. Bizim başarı kıstaslarımız var arkadaşlar. En çok çalışmak istenilen firmalardan birisi olmak istiyoruz. Sizlerle beraber bunu başaracağız. Bazı alanlarda vergi rekortmeni olma hedefimiz var. Hep beraber inşallah bunu yapabiliriz. İnsan sağlığına, doğaya, sucul yaşama saygılı ve katkı sunan marka ödülleri almak istiyoruz. Bu markayı hep beraber oluşturacağımıza ben inanıyorum. Girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturan firmalardan bir tanesi olmamız bizim için çok önemli. Desteğinizle bunu yapabileceğiz. Ciddi karlılıklar sonrasında iş dalımıza uygun ARGE çalışmaları, satın alma ve yatırıma dayalı genişlemeler ve dolayısıyla büyümelerle Türkiye'de gündeme gelen firmalardan olmak istiyoruz. Satıcıların en düşük kar oranları ile bile bizim ürünümüzü satmaya gönüllü oldukları markalarımız olsun istiyoruz. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi son olarak son iki dakikanızı da şöyle alacağım. Sonuç taahhüdü diye bir yazı hazırladım. Adam hala son konuşmasını bir pazarlamaya devam ediyor. Bravo. Bu şirketin kısır siyasi çekişmelere, ötekileştirmelere, markalarını negatif halkalara sokacak faaliyetlere girmeyeceğimize, çalışanları, müşterileri, yatırımcıları gözünde bir grup veya zümrenin temsilcisi olmayacağımıza, benim ve yönetim ekibimin dünya görüşlerinin işimize yansımayacağına, adaletten, güzel ve iyi insan olmaktan, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek düsturundan şaşmayacağımıza söz veriyoruz. Bütün yatırımcılarımıza. Burada da bir alkış gerekiyor. Şunu asla unutmayınız ki büyük ve gelişmiş Türkiye sevdası ortak paydamız. Farklılıklarımız ise zenginliğimiz. Bu farklılıklardan biz rahatsız değiliz. Benden farklı düşünüyor olmanız sizi bana, beni size düşman yapmaz, öteki yapmaz. Yaratılışa uygun olarak evrensel insan hakları çerçevesinde dünya mazlumlarına fayda sağlayabilmenin yolu hep birlikte ülkemizi güçlü hale getirmekten geçiyor. Bu vesileyle kampanya sürecinde yaşananlardan dolayı ben hakkımı herkese helal ediyorum. Sizler de hakkı bana lütfen helal edin. Helal. Meşhur düşünür Celaleddin Rumi'nin dediği gibi, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım. Yeni sayfayı hep beraber açtık. Bundan sonra da o sayfayı inşallah en güzel ifadelerle birlikte dolduracağız. Son olarak kenarda çok parası olan hiç kimse neredeyse bize yatırım yapmadı. Bize kimler yatırım yaptı biliyor musunuz? Doğumhane kapısında eşi ve bebeği için hayırlı haberler beklerken Spread MX projesini de takip etmeyi bırakmayan, oradan fotoğraf atan dar gelirli vatandaşımız yatırım yaptı. Çocuklarının kumbara parasını açan ülke sevdalıları. Kendi girişimine yatırım ihtiyaç iken Spread MX önemli bir noktaya geldi, bu eşiği aşması lazım diyen, bu Innopark teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan girişimci arkadaşlardan bazıları. Eşi ve kendinin birikimlerini daha önce hiç görmediği, tanımadığı halde enerjimize, azmimize inanarak Spread MX kampanyasına yatıran fon bulucu yatırımcıları yatırım yaptı. 5 bin lira deyip 50 bin lira yatıran, 10 bin lira söz verip 100 bin liraya, 100 bin imkanım var derken 500 bine çıkaran, beraber gezdiğimiz bazı iş adamlarından yediğimiz laflar, küçümseyici tavırlar, caydırıcı sözler karşısında pes etmeyip maddi olarak bu projeye ihtiyacımız olmadığı halde ülkemiz için sürekli ve yeniden motive olduğumuzu görüp kooperatifini satıp 830 bin lira ile destek olan Ömer kardeşim. Önceki sene geçirdiği yangından dolayı yeni bina ve tesis yatırımları yaptığı halde, yani şu an her bir kuruşa ihtiyacı olmasına rağmen kasaba olarak ülkenin üretimine gönül vermiş Hulu Autofektleri Kooperatifi. Spread MX ürünlerini kullanan ve bu ürünlerin potansiyelini görerek bu firma olur, bu ürünler tutar diyen yüzlerce kullanıcımıza çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerimi de şu şekilde bitirmek istiyorum. Çocuklarımızı bilimin,
ilmin ve ilerlemişliğin temsilcileri olarak yetiştirmek bizim en büyük vazifemiz olacaksa, bunun gerekliliklerinden biri olan ekonomik özgürlük kazanmanın anahtarını tüm yatırımcılarımıza ve ailelerine verebilmenin çabası içinde olacağımızı, omuzlarımıza bıraktığımız yükün ağırlığının farkında olduğumuzu, yanlış yaptığımızı görürseniz bizi özelde eleştirerek doğrultmanızı istediğimizi lütfen unutmayın. Bundan sonra takip etmek size, çalışmak bize. Sohbet gruplarında daha az yer alıp çalışmak için daha çok vakit harcayacağımızı, fakat sizleri de asla bilgisiz bırakmayacağımızı bilmenizi istiyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bravo. Tabii burada muhakkak şu konuyu da yerleştirmek lazım. Biliyorsunuz bizim bir kırmızı valiz hikayesi var. Biz o valizi sağ olsun sahibinden rica ettik, o da kabul etti. Biz onu temin edeceğiz, size ulaştıracağız ki bu hikaye hiç unutulmasın. Bir nesneyle de aslında bütünleşmiş oldu. Çünkü gerçekten birçok şeyin kırılma noktası o arkadaşlarımızın bu testi, daha doğrusu bu yatırımcılarının senin test yapması ve bu sonuçları elde etmesiyle beraber bir dönüş söz konusu oldu orada. O yüzden onlara da buradan çok teşekkür ederim. Yatırımcı sadece para vermekle kalmıyor. Neredeyse ürünleri test edip her türlü araştırmayı yaparak gruplarımıza paylaşıyor. Bu da birbiriyle olan yatırımcı ilişkisini, aslında iletişimini çok üst seviyeye çıkarıyor. Bunun için de hepsine çok çok teşekkür ederim. Muhammed, yolun açık olsun. Ben son sözü söyleyip Enis'e bırakacağım kapanışı. Tüm yatırımcılarına bol kazançlar, hayırlı kazançlar nasip etsin Allah. Ve size de ilk ülkemizde özellikle üretim konusunda, istihdam konusunda rekorlar kırmak nasip etsin. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Çağlar Bey'e. Kırmızı valizi yazacağımız kitabın kapağı yapmayı düşünüyoruz. O valiz bizim için çok değerli. Stetemix Müzesi'nde mutlaka yerini alacak. Ben sizin kadar profesyonel olamıyorum şu an. Çok duygulandım çünkü. Yani defalarca yayın yapmama rağmen ağladım hatırlamıyorum. Gözümde olduğunu. Yani ciddi anlamda ya bütün hazırlık sürecinde birlikteydik. Yatırım turunda, sonrasında yönetim kurulunda gururla yer alacağım. Ya bu konuşma bir dakika daha gitse canlı yayında ağlayacaktım muhtemelen. Şimdi sonra dalga geçer. Birçok anım var da bu kadar iyi olmadı. Erkekler çok teşekkür ederiz her şey için. Bence burada bir parantez bir şey belirteyim ben. Yaptığı işe gerçekten bütün benliğini vermeyen insanlar bizi anlayamaz. Girişimcilik ekosisteminin ülkeye ne katacağına, istihdama ve üretime ne katacağına pozitif yaklaşmayanlar bizi anlayamaz. Girişimcilerle gece gündüz bir arada olup onların başarması için gayret eden tüm ekibin yaptıklarını bilmeyenler bizi anlayamaz. O yüzden biz seni çok iyi anlıyoruz Enis. Hiç sorun yok. Devam et. Valla çok konuşmayacağım. Gerek yok bence. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey, biz yönetim kurulunda çok konuşturacağız Enis Bey inşallah. Ondan hiç şüphem yok. Orada bu kadar duygudan ziyade mantığı geri planda bırakmam. Bugün için böyle olsun. Tebrik ediyoruz. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun. Bütün ekip. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.